Asya kıtasında kurulan imparatorlukları incelemeye devam edelim arkadaşlar. Bu videoda Kuzey Hindistan, Orta Doğu ve Pers İmparatorluğu'nun bugün İran olarak bildiğimiz toprakları ile bugünün Türkiye'si olan Anadolu topraklarında neler olup bittiğini inceleyeceğiz. Ekranda 1300'lü yıllarda Asya'nın nasıl göründüğünü görüyorsunuz. Daha önceki videolarımızdan da hatırlayacağınız gibi 13. yüzyılın başlarında Cengiz Han, Asya'nın büyük bir kısmını ele geçirmişti. 1300'lü yıllara geldiğimizde ise Asya kıtası burada gördüğünüz irili ufaklı hanlıklara parçalanmıştı. Çin'de Kubilay veya Yuan Hanedanlığı, Orta Asya'da Çağatay Hanlığı, Kuzeybatı Asya'da Altın Orda Devleti ve Pers bölgesi ile Orta Doğu topraklarında yer alan İlhanlılar vardı. Şimdi ekrandaki haritada yer alan ve bu video için önemli sayılabilecek iki noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şuradaki kırmızıyla işaretlenmiş yeri görüyorsunuz öyle değil mi? Burası 13. yüzyılın ortalarında yıkılan Anadolu Selçuklu devletinden sonra ortaya çıkan beyliklerden biri. İşte bu küçük beylik 1299 yılında Osman Bey tarafından kurulmuş ve Osmanlı İmparatorluğu'nun temelleri atılmıştır. Burada gördüğünüz ise Kuzey Hindistan'daki en önemli Müslüman ve Türk devleti olan Delhi Sultanlığı'dır. Delhi Sultanlığı Moğolların ilerlemesini engellemeyi başarabilmiş sayılı devletlerden biridir. İsterseniz şimdi 100 yıl ileri gidelim ve nelerin değiştiğine bir göz atalım. Evet geldik yüzyıl ilerideyiz. 14. yüzyılın ortalarına geldiğimizde Çin topraklarında Ming Hanedanlığı yönetimi Yuan Hanedanlığından almış. Doğudaki Moğollar Kuzey Yuan Hanedanlığına sürülmüş. Çağatay Hanlığı ile Altın Orda Devleti ise hala buradalar. Ancak İlhanlı Devleti de dahil Altın Orda Devleti topraklarının büyük bir kısmı daha önceki videolarımızda da bahsi geçen Timur tarafından ele geçirilmiş. Timur, Delhi'yi yağmalayarak Delhi Sultanlığı'nı dize getirmiş ve sultanlık bu olaydan sonra ancak 100 yıl daha ayakta kalabilmiştir. Ayrıca Osman Bey tarafından kurulan o küçük beylik, Osmanlı İmparatorluğu'na dönüşmüş, topraklarını hızla genişletmeye başlamış. Hatta 15. yüzyılın ortalarına geldiğimizde toprakları Asya kıtasından Avrupa kıtasına taşmıştır. Evet biliyorsunuz tabii İstanbul'un fethi. Bu fetihten önce de zaten Edirne'de bulunduğu için 15. yüzyıla geldiğimizde artık Avrupa'ya taşınan Osmanlı'dan bahsediyoruz. Yavaş yavaş imparatorluk haline geliyor, büyüyor. Evet şimdi Burada parantezimizi kapatalım ve daha önceki videolarımızdan da hatırlayacağınız bir şeyi size söyleyelim. Ne olmuştu arkadaşlar? Barut, Tank ve Song hanedanlıklarının ilk zamanlarında icat edilmişti. Tank ve Song hanedanlıklarının ilk zamanlarında. Yani şu anda ekranda gördüğünüz dönemden yaklaşık olarak 400-500 yıl öncesinden bahsediyoruz. Ekranda gördüğünüz imparatorlukların döneminde ise barut kullanımı askeri anlamda ön plana çıkmaya başlamış. Artık silahlarda ve özellikle de ağır silah ve toplarda barut kullanılmaya başlanmıştır. Şimdi bir 200 yıl daha ilerleyelim arkadaşlar. Böyle ne güzel oluyor değil mi? Hop diye bir anda 200 yıl e, ilerliyoruz. İşte bizim Kaan Akademi derslerinde zaman makinesini icat ettiğimizi söyleyebiliriz. 200 yıl daha ilerledik hop. Asya kıtasına hükmeden imparatorlukların nasıl değiştiklerine böylece bakabileceğiz. Bu sefer yalnız epey farklı bir manzara ile karşılaştık değil mi arkadaşlar? Ming Hanedanlığı Çin'in büyük bir bölümünü kontrol altına almış. Kuzey Yuan hala Moalistan'da, Mo ay söyleyemedim Moğolistan'da. Burada kökeni Moğollara dayanan bir Kazak Hanlığı kurulmuş. 16. yüzyılın sonları ve 17. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu Orta Doğu'nun büyük bir kısmını içine alacak şekilde büyümüş ve altın çağına girmiş. Artık büyük bir imparatorluktan bahsediyoruz. Pers bölgesinde yer alan Timur İmparatorluğu, Timur'un ölümünden bir süre sonra yıkılıp 16. yüzyıla girdiğimizde yerini yine bir Türk devleti olan Safavilere bırakmış. Safavilere ve yine 16. yüzyılda Safevi Devleti'nin kurulması ile yakın e, zamanlara denk gelen Timur'un 5. göbekten torunu olan ve günümüz Özbekistan topraklarında dünyaya gelen Babür Şah'ın Delhi Sultanlığı'nı yenerek kurduğu Babür İmparatorluğu var. Babür İmparatorluğundan zaman zaman Hint Moğol İmparatorluğu ya da Moğol Sultanlığı olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Babür Şah'ın baba tarafı Timur'a anne tarafı Cengiz Han'a dayanıyordu. Bazı tarihçiler bu üç imparatorluktan sahip oldukları benzerlikler sebebiyle bir grup halinde bahsederler. Şimdi gelin bu imparatorlukları daha yakından inceleyip aralarındaki benzerlik ya da farkların neler olduğunu görelim. Anadolu Yarımadası'nda Kayı boyundan Osman Bey tarafından bugün Türkiye'nin Bilecik ili sınırlarında kalan Söğüt ilçesinde kurulan Küçük Türk Beyliği'nin kısa zamanda Osmanlı İmparatorluğu'na dönüştüğünü görüyoruz. 1516 yılında Yavuz Sultan Selim döneminde halifelik Osmanlı İmparatorluğu'na geçmiş ve sünni bir İslam İmparatorluğu olan Osmanlı, İslam dünyasında önemli bir konuma yükselmiştir. Türk ve Müslüman hükümdarlar tarafından yönetilen Osmanlı İmparatorluğu'nun dikkat çekici özelliklerinden biri, Yeniçeri sınıfını da barındıran sistemli ordusu ve padişaha olan yakınlığı ile tanınan Yeniçeri askerlerini yetiştirmek için kurduğu devşirme sistemidir. Osmanlı'nın topraklarının genişlemesiyle birlikte imparatorluktaki gayrimüslimlerin sayısı da artmış, kendilerine birçok imtiyaz ve hak tanınmıştır. Bu haklardan biri de orduya katılabilmeleri olmuş. Osmanlı ordusuna nitelikli asker yetiştirmeyi amaçlayan ve devşirme sistemiyle oluşturulan yeni bir ocak kurulmuştur. Devşirme sisteminde gayrimüslim ailelerin 18 yaşından küçük erkek çocukları Türk ailelere teslim ediliyor. Türkçe konuşmayı öğrenen bu çocuklar sonrasında Acemi Ocağı'na gönderiliyorlardı. Acemi Ocağı'nda başarılı olan gençler ise Yeniçeri Ocağı'na girmeye hak kazanıyorlardı. Aralarından bu kademeye yükselebilen ve Yeniçeri olan devşirmeler zaman içerisinde geniş imtiyazlara da sahip oluyorlar hatta vezire azamlık gibi önemli mertebelere gelerek imparatorluk yönetiminin kilit pozisyonlarında rol almış pek çok yeniçeri kökenli devşirme kişi var. Devşirme sistemi, Yeniçeri sınıfı ve ordusunun yanı sıra Osmanlılar ayrıca savaşlarda barutu en iyi kullanan devletlerden biriydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun başarısının ardında askeri gücü ve askeri gücünün ardında saydığımız bu etkenlerin büyük önemi vardır. Safevi Devleti ise 16. yüzyılın başında resmi olarak 1501'de Şah İsmail ya da 1. İsmail tarafından kurulmuştur. Ve kökeni dini bir hanedanlık olan Safevilere dayanır. Safevi Devleti de Osmanlı İmparatorluğu gibi Müslüman bir imparatorluktur. Ama Osmanlı İmparatorluğu'nun aksine mezhebi sünni değil Şii'dir. 12'cilik ya da 12 imamcılık Şii Müslümanlar arasında en geniş grubu oluşturur. Bu mezhep Hz. Muhammed'den sonra ilki Hz. Ali oğulları ve torunlarından oluşan 12 imamı esas alır. Şah İsmail bir Türk toplumunda büyümüş olsa hatta Türkçe konuşsa da Safevi devleti kültür anlamında Pers imparatorluğunun bir uzantısı olarak kabul edilir. Aslına bakarsanız Safevi devleti Sasani'lerden sonra hükümdarı doğuştan Pers olan ve şah ismini kullanmalarından da anlaşılacağı gibi Pers kültürünü yeniden dirilten ilk hükümdarlıktır. Şahların şahı, kralların kralı 2. Kiros, Büyük Kuroş ya da Büyük Keyhüsrev isimleri size tanıdık geliyor mu? Safevi İmparatorluğunda devşirme sistemine çok benzeyen ve gulam olarak adlandırılan bir olgu vardı. Gulamlar esir olarak alınan askerlerdi ve aynı Yeniçeriler gibi elit bir askeri birliğin üyesi olarak yetiştirilir, zaman içinde varlığa ve güce kavuşurlardı kendi kendinize aralarında düşman ya da rakip imparatorlukların askerlerinin de bulunduğu esirlerden kendi orduları için elit askerler yetiştirip üstüne bir de onların varlık ve güç sahibi olmalarına nasıl izin verdiklerini düşünüyor olabilirsiniz. kulağa oldukça riskli geliyor değil mi? Bu insanları seçmelerinin nedeni inanması zor da olsa hükümdarlar tarafından güç sahibi yapmak için en güvenilir ve emin insanlar olmalarıdır. Bahsi geçen imparatorlukların çok geniş coğrafyalarda çoğu güç sahibi olmak ve kendi hükümdarlıklarını ilan etmek için yanıp tutuşan birçok kabile, krallık ve insan topluluklarını yönettiklerini biliyoruz. Eğer bu saydığım gruplardan herhangi birinin ferdi olan bir kişinin imparatoru korumasını isterseniz, imparatoru öldürüp kendini hükümdar ilan etmesi an meselesidir. Ama insanları daha küçük yaştan gulam ya da yeniçeri olarak eğitirseniz, Osmanlı'nın yaptığı gibi devşirirseniz imparatora daha sadık olacaklardır. İlk anda anlaşılması zor olan bu sistem, e, bu ve benzer sistemler başarıya ulaşmış, iki imparatorluk içinde elde edilmesi hiç de kolay olmayan bir istikrar sağlanmıştır. Üçüncü önemli imparatorluğumuza gelince, videonun başında da bahsettiğim gibi Babür İmparatorluğu, Timur'un 5. göbekten torunu olan ve Türk-Moğol gelenekleriyle yetişmiş Babür Şah tarafından kurulmuştur. Babür Şah kendi kanından gelen biri yani Timur tarafından 100 yıl önce oldukça hırpalanmış Delhi Sultanlığı'nı mağlup ederek hükümdar olmuştur. Delhi Sultanlığı'nı yenmesi ise barutu iyi kullanan bir orduya sahip olmalarına doğrudan e, bağlıdır. Babürlülerin ilk hükümdarları Sünni mezhebindendiler. Çoğunluğu Hindu olan bir kitleye hükmetmelerine rağmen oldukça hoşgörülü oldukları söylenebilir. En hoşgörülü ve belki de idealist hükümdarları olan Ekber Şah, Hinduizm ve İslam ve Jainizm ile Hristiyanlık sentezi olan bir din yaratmaya bile çalışmıştır. Ancak Şah ve Evrenk Zib'in hükümdarlıkları sırasında bu hoşgörü gitgide azalmıştır. Karısı için yaptırdığı Taç Mahal ile tanınan Şah bu devasa ve muhteşem mozoleyi Hindistan'da büyük bir açlık varken yaptırmış, ayrıca birçok Hindu ve Sih'i de öldürtmüştür. Hindu ve Sih'lerin öldürülmesi Şah oğlu Evrenk Zib zamanında da devam etmiş, hoşgörü sona ermiştir. Bazı tarihçiler bu üç imparatorluktan barut imparatorlukları olarak bahsederler. Evet, eğer birisi size barut imparatorlukları derse hemen bu üç imparatorluğu hatırlayın. Barut imparatorluklarının ismini almalarının sebebi ise askeri güçleriyle tanınan bu üç imparatorluğun hem kuruluş hem de ilerleme dönemlerinde barutu iyi kullanmaları ve bu sayede güçlü ordular kurarak savaşlarda düşmanlarını mağlup etmeleri olarak özetlenebilir. Mesela Osmanlı ordusu topu kullanan ilk ordulardan biriydi. Barut ile çalışan gelişmiş silahları Osmanlıların güçlü bir ordu kurmalarını sağladı. Safevi ve Babür imparatorlukları ise doğrudan barut sayesinde kazandıkları savaşlar ile kurulmuşlardı. Bazı tarihçiler bu kadar büyük imparatorlukların silah gücü ve barut olmadan kurulabilmesinin imkansız olduğu tezini savunuyor olsalar da barutun icadından önce de çok büyük ve merkezi imparatorlukların olduğunu biliyoruz. O yüzden bu tezin çok da geçerli olduğunu düşünmüyorum. Yine de sadece bu üç imparatorluğa barut imparatorlukları adı verilmesi ilginç bir durum diyebiliriz.